Giderdim bir yere, onun için almadım 50. 54'ünde skuter olduk. Şu an kaç? Yaş mı? Heh. 65'im hesapla. Ya 58'e girdim. O kadar, ben de hesaplayamıyorum. Ben de ihtiyar. O zaman 57'de enduro'cu olacaksın. İnşallah, inşallah. İyi, hadi bakalım. Hasbeyler yerle saat. He. Pis yerden dik böyle oradan indim. İki kere düştüm ama nasıl düştüm köybe. Yiyik öne ayakları açıyorum ya öne yiyik indim. Kesim iki yer bir tane dedim buraya inme. Ben ne hat dedim biliyor musun? Laf laf açıyor. Honda'dan şey alacaktım eğitim. Yamaha veya Honda'dan. Bir bastır internetten bilgisayardan. Çıktı BMW motor at. Almış bulunduk. Gittik İstanbul'a 3 gün Intercity yok. Nasıl ya. Almış bulunduk ya? BMW yazınca... Sen, yoksun. Yanlışlıkla bastık geldi. İyi tamam. İptal etmedik, vardık İstanbul'a. 3 gün anam ağlattı beni. Geri gele der dedi. Sen dedi zamanında niye gelmedin? Sende her hat var dedi. Reisik de süresek bilmem ne de. Eğitim aldın ama. Aldım. Tamam. Başlangıç seviyesi. Kaskın başlangıç seviyesi çok, olmaz. Çok pahalı da olmasın yani. Başlangıç dediğim o ya. Şimdi pahalıyı nereye, neye göre şey yapalım? Mesela ne kadar pahalı senin için? Motoru çok kullanmıyorum. Onların hiçbir bahane değil. Motoru kullanmıyorum. Başlangıç servisi. Sen diyeceksin ki benim şu kadar bütçem var. Üstüne yazıyor bak 5000 lira 10 numara kask. Yani o çok dersen şu tarafa doğru ucuzluyor. LS2'lerin modelleri farklı mesela. Şu model çok iyi. Arkadaşın kullandığı bir alt modeli çok iyi. Çok memnun. Uygun olan da var. Onlar da çok rüzgar alıyor mesela. En alt seviye, en alt segment. Hani korur mu korur ama iyi mi bunlara göre değil. Anladım. İşte ama piyasada satılan markasızlara göre iyi. Çene açılır sanki çok daha rahat oldu. Yani. Ben neyden korkuyorum biliyor musun? Neden? Tamamen kapalı olursa sanki göremeyecekmişim hissiyatı. Öyle olmuyor. Böyle... Sen yeni mi aldın motoru? Yeni. Bunu alışırsan 10 gün falan oldu. Kapalılarda çok bunalırsın. Sanki göremiyormuş gibi hissedersin. Ama kapalı aldığın zaman bir hafta kullan. Bunu da kullanmazsın ondan sonra. Ben gözlük takabilir miyim? Şunu mesela taksam üstüne kapalı. Bazılarına takıyorsun. Bazılarında gözlük kanalı var, bazılarında yok. Böyle bir şey kullanacaksan gözlük olarak acıtır şuraları. Aa bak şu da gözlüktü. Ama benim tahminimce sen böyle bir şey almayacaksın. Ya böyle bir şey derken şu fiyatta bir şey almazsın. Yani, o yüzden ben anladım. Çok zorlamayacağım. Şu fiyatlarda böyle 2-2,5 bence daha aşağısına inmemen senin için şu çok güzel model mesela daha iyi olur. Keşke ondan alsan ama alırsan kara geçersin. Önümüzdeki ay dersin ki iyi ki almışım mesela. Benim şundan var evde. Belki 10 yıllık var evde hala duruyor aynısı. Aleykümselam. Abi ben Sivas'tan geliyorum. Öyle mi? Hoş geldin. Nerede hediyesi? Adam bir kelle bıdı götürüyor şeyi buzu. Sen Gerede'den geldin ne getirdin? Getiririm ben sana. Anca kızı nerede diyor. Biz seni çok güzel ağırladık ama Sivas'ta ben de oradaydım. Hatırlarsın belki fotoğrafta çekildim. Ha Göktürk'ten ama çok güzel ağırladılar. Bak hakikaten Göktürk Motosiklet Kulübü'ne buradan tekrar selamlar, sevgiler. Sivas'tan herkese. Merhaba hoş geldin. Sağ ol sen nasılsın? Hoş geldin. Teşekkürler. Nasılsın? Küçük ayrı abimiz. Öyle mi? Hoş geldin. Yok zaten ben hepsini dağılım dedim ya. Nasılsın? İyiyim. Valla iki yıldır beni Kolaçan abiyle tanıştır, Kolaçan abiyle tanıştır. Kafamın etini yiyor. Çok bütün videolarını oldum. İzliyor. Ben dedim sana bir sticker'ını isteriz dedim. Sen de motor süreceksin mi? Evet, var mı heves? İleride. Sizde var mı? Babası da yeni başladı. Ben de yeni başladım. 40'tan sonra başladım ben de. Benim bir de büyük kız var. 16 yaşında kısmetse ona da bir ehliyet aldırıp ona da i̇nşallah. Ufaktan başlatacağız inşallah. İnşallah ne güzel. İçecek bir şey ver kardeşime. De herkese daha doğrusu. Buralardasın tekrar görüşmeden gitme tamam mı? Tamam. Evet abi biz de bir fotoğraf çekelim. Çekinelim. Öyle bakıp duruyorsun söylesene uzaktan. Yok abi, ben de yazdım sana geldim de. Şunları bırakalım mı? Elinde bunlarla şey gibi. Valla lastiğimi bırak yazdım da geldim. Lastiğimi bırakmam diyor. Yazdım da geldim abi. Şu önce şununla bir alalım. Gideceğim işe geç kaldım. İşe geç kalmış arkadaş tabi bekletmeyelim. Ufacık kaldın değil mi yanında? Yok canım. Öyle oldu. 4 tane. Hayırlı olsun tekrardan. Yarım kaldı da sonra gene bir arada getiririz işte. Şu arkadaş güzel çeker gibi duruyor. Ben de çok memnun oldum. Çok sohbet edemedik. Uğramaya mı geldin? Staja geldim buraya. Burada başladım. Elazığ öğrenciyim. Hem kuryeyi öyle mi? Hem öğrencilik yaptım. Yaptın. Ben senin videolarını izledim. Valla iyi yapmışsın. Ben seninle hemen ilgileneceğim. Kral ben daha çözemedim bir şey. Tamam senin işi çözeceğiz. Ankara güçlü bak bu güzel. Şeyi güzel markayı değiştirdim bir bakacağım. Tamam. MT de hemen hemen aynı kalite birazcık 50 gram 100 gram ağır olur. En çok önerdiğim, sattığım, tavsiye ettiğim şu montu çok koyuyorum. Kendimi ağlamadım ya başkalarına satıyorum. Tam kışlık değil. Ya bunu alırsan bir tane de yağmurluğa ihtiyacın olur. Ama sıcak da tutar. İçinde termal işli var kalın. Güzel mont. Hafif. Kapşonlusu var. Normal işte ABM'ye gittim. Bak bu açıdan çok iyi. Kızla falan buluştum. Medium. Bak şunu bir deneyelim. Gerçi small da olabilir sana da. Medium small şu an kullandım. Nasıl oldu? Small'unu vereceğim. O biraz bol oldu. Small'unu vereceğim. Hiç çekme onu.
Bunun farklı rengi var mı kapşonun? Kapşonu da çek. Bir bak aynada. Bak bu normal zamanda da giyip çıkabileceğin normal bir mont gibi. Onların tek dezavantajı sırtlığı yok. Sırtlık alman lazım. Bir süre kullanırsın ama sırtlık uygun bir fiyat kampanya denk getirirsen bir yerlerden ya da buradan iyi bir sırtlık al. Bu geçici. Öyle işte yalandan. Hoş geldin. Ne haber? İyi abi. Ben de yeni motora başlayacağım da abi. Daha yeni başlıyor. Ben de arkadaşıyım zaten. Öyle mi? Evet. Güzel. Başlayacağım derken motor var mı? Motor yok şu anda. Getireceğim köyden de ehli plaka, ruhsat hiçbir hiç şey yok. Hiçbir şey yok. Ne motor ne? Motor Mondial 150 HS var abi. Onu mu getirip bineceğim burada? Ne yapacaksın? Ondan sonra da şey alacağım abi, bir dahaki yaza. Mondial Superbowl falan. Oo, sen takımı kurmuşsun. Bu böyle olmaz. Bunu bunun içine sokacaksın. Böyle sokacaksın ki rüzgar gelince buradan geçsin. Diğer türlü içeri girer. Böyle kullanacaksın. Dışarıda duracak yani. Ya farklı model önerebilirim ama bu güzel. Kalite olarak çok büyük fark yok. Sen tarz olarak hangisini seviyorsun mesela? Tarz olarak şu daha hoş duruyor. Bence o daha şekilli. Bu zaten biraz daha kısa. Bak bu da ne oldu biliyor musun? Bu tamamen kapatıyor. Bu böyle sınırda kalıyor ya. İkide bir şurada şöyle toplanacak çirkin olarak. Şöyle duracak sürekli. Ve çirkin bir görüntü oluşturacak. Evet, o bende var öyle oluyor. Değil mi? Bak gördün mü? Ve soğuda şey geçiriyor. Yani. Şöyle ne içine giriyor ne dışında duruyor. Şu daha mantıklı. Ya başka model bakabilirsin ama uzun olsun. Kış da geliyor. Evet. Uzun olsun yani. Tamam. Sen ne yaptın? Ben forumu alıyorum bir tane de. Pantolonla mal mı geçtin? Ya bir şey kaybetmezsin dene şunu. Yani ne olur olmazsa normal pantolon alırsın. Bu da zaten akacak kokacak bir şey değil. Dursun lazım olur yani. Olmadı yazın giyersin bunu da pantolon üstünde. Şu güzel ama bunu niye sen ahtapot almıyorsun? Ahtapotum var. Ben şu an Getir'de çalışıyorum. Yeni başladım. Tamam. Ben kendi mesleğimi bıraktım. Veteriner sağlık teknikeriyim normalde. Onu bıraktın Getir'e mi girdin? Getir'e girdim. Esnaf kuryeliğe başladım. Güzel. O yüzden... abi. Oğlum yapmayın böyle la. Güneşte çok kalmasın ama olur mu telefon bunun içinde? Oo, öyle mi? Tamam. Terleme yapıyor. Tamam. Isınıyor ya. Naylon olduğu için güneş vurunca terleme yapar. Arada bir havalandır. Yani güneşin tamam. Altında çok bırakma. Tamam. Zaten normalde de telefon güneşin altına bırakılmaz da. Yani bunun sana için... ben Instagram'dan kaç kere yazdım. Dün gece de yazdım. O benim işte. Konuştuk mu? Cevap verdin mi? Ben çok kişiyle yazıştığım için tam olarak. İşe mişe mi sormuştun? Tamam. Hatırladım. Sen ne abi ne diyordun sen şimdi? Abi ne yapacağız sana? Ben şu an ekipmana bakıyorum. Öyle. Tamam. Param var mı? Ondan haber ver oğlum. Para şu anda yok. Beden olmaz. Aha yani. Ben parası olmayanla ilgilenmiyorum. Abi. Beden mi bakıyorsun? Beden bakıyorum. Mont mu alacaksın? Şimdi değil ama sonra alacaksın değil mi? Şimdi bakıyorsun sadece. Şimdi beden öğreniyorum işte. Tamam beden öğreniyorsun. Sana en kötü X-Tarç ya da 2X-Tarç. X-Tarç. Bir deneyelim mesela gel. Bakın ihtiyaç olursa buradayım efendim. Hizmetinizdeyim. Sen satıyormuşsun herhalde. İyi satıyorlar dediler senin için. Ben iyi satarım. Ben de dedim ki... Gel nereye gidiyorsun? Yanındadır. Boşver yanındadır. Bir de YBR alacakmışsın herhalde. YBR lazım sana. YBR mi satıyorsun? Sen satınca ben de satayım dedim. Bir tane kayış var aşağıda. Al satçı mısın kardeş? Yok biz keyfi bileceğiz. Al satçıdan alışveriş yapmam. Yok al satla işimiz yok abi. Sen satıyorum deyince ben dedim ki bir satayım. Bir bakalım ya bir. Rahat edemedin değil mi dirseklerden? Daha önce korumalı mont giymediğin için böyle bir rahatsız etti. İndirim yapacaklar kasada. Tamam. Beni söyle. Tamam. İndirim yapacakmışsınız. Kalıçan abi öyle diyor de. Tamam. Bir de sen de. Yaptılar mı? Yani. 6250, 6000, 7000, 6900. Tamam yapmışlar onu daha ne istiyorsun? Bence güzel yapmış. 1000 lira ve katlarına aşağıda isim yazıyorlar. İsminizi yazdırın. Her 1000 lira ve kata çekiliş hakkı var. Sonra çekiliş yapacağım ben Instagram'dan. Yeni Ankara'nın hesabını takip ederseniz bununla belki 3-5 hediye mi diye bir şeyler çıkar. O zaman görüşürüz abi konuşuruz. Memnun oldum tamam görüşürüz. Aşağı binip bakayım mı? Ne yaptın? Eyüp Bey sizi görmeye geliyorlarmış Eskişehir'den yol tarifi istiyorlar. Alo. İyi denk geldik o zaman. Alo merhaba. Aslında kolay en kolay iletişim kurabildiğiniz adam benimdir belki de. Bak çat diye telefona çıktık mesela. Bu tarafa mı geliyorsunuz şimdi? Hızlı trenle geldiniz. Şimdi bir arkadaşıma vereyim. Siz numaranızı söyleyin. O size buranın konumunu atsın. Tamamdır. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Sticker verebilir misin? Vereyim abi. Hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? Tek mi geldin? Yok. Ülkü'yü bekliyorum. Daha çok beklersin. Size tanıştıktan sonra A sınıf ehliyeti yazıldım. Haftaya sınavım var. Yazıldın. Çok hızlı olmuş. Seninle tanıştıktan sonra öyle oldu abi. İyi olmuş. Senin herkese söyledim. Çok selam var. Aleyküm selam.
Tanıştığımız anda direkt ehliyet sahibi yapıyoruz. Gördün değil mi? Hemen. Evet, evet. Hemen ama çok hızlı. Ne aldım ben. Kendinize iyi bakın. Oğlum kaskınız nerede? Abi kasklar kaldı ya. Çek lan çek. Bak. Kask yok. Eldiven yok. Eldiven zaten. Ayna yok oğlum motorda. Ayna ayna. Biz bu piyasada varız ya. Dikkatli gidin. Arkadaşlar mağazaya gelirseniz bu giriş kalıp bisiklet ihtiyacınız olursa bisiklet ekipmanları, kasklar, skuterler, çocuk bisikletleri, motorlar mı? Motoru da mı satıyorsun? Motoru evet. Satmaya başlamışlar. Yeni öğrendim. Elektrikli her şeyi bulabilirsiniz. Üst kat ekipman. Hadi gidelim. Tanımıyor ki ama olmadı ki böyle. Tanırsın. Ben seyrediyorum onu videolarını. Kıyafetin çok güzelmiş bu arada. Böyle korumalı gezdiğin için seni tebrik ediyorum. Çanta mı aldınız? Evet, çanta aldık. Yakışmış. Bacak çantasını omuzdan bacaktan şey olmuş. Bel çantası güzel olmuş ama. Güzel olmuş değil mi? Evet, çok iyi olmuş. Evet. Siz nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyi, şükür. Gezdik Karadeniz'i. Karadeniz'i gezdik, geldik. Doyamadık. Şimdi bir tane fotoğraf paylaşan abin olsun mu? Bence ama... olsun. Ben çok memnun olurum çekinirsen. Evet, hadi gel beraber çekinelim. Dur, şöyle. Geleyim şuradan. Gel, ben şöyle yapsam olur değil mi? Tamam. Harika. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrar görüşelim ama olur mu? Gezelim, birlikte gezelim. Eyvallah. Çok abi, memnun oldum. Çok sağ olasın. Abi bir resim çekmek de bir şey yap da. Sen nereye? Sen de geleceksin. Sen nereye gidiyorsun? Gel. Yaklaş. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Gel bak, arkadaşlara yardımcı olalım. En sevdiğim izleyicim gelmiş. Neredesin abi ya? Buradayım ya, anca işte. Evet. Oo. Sormuş. Kola çaldı. Bence güzel. Güzel mi? Yani şimdi bübeden büyüğünü vereceğim ama o zaman da çok bol olacak. Korumadan aşağı sarkacak. Şey omuzlardan belli zaten. Bübeden evet. Büyüğü ta şuralara gelir. Evet, sarkar. Olmaz. Çok iyi durmaz yani. Ama boy uzun olduğu için şuranın sana kısa gelmesi gayet normal. Arkadan ama gayet iyi oldu. Arkası açılmaz. Senin abi nasıl gidiyor? Ben iyi. Koştura koştura geldim. Onların işleri çıt çıt daha vardır. Onlar çıtlarına oturacak. Motor olmayınca tabii. Ülke Hanım bizim 4 yıldır çok sıkı takipçimiz ama yani. Ama öyle böyle değil yani. Ama öyle böyle. Çok sıkı. Ama nasıl biliyor musun? Ama öyle böyle. Öyle böyle değil. Çok sıkı takipçimiz. Sağ olsun. Yayınlara vazgeçilmedi. Tabii. Hemen arkadaşlar ilgileneyim. Bu da güzel. Annem çay. Çay mı? Bugün beni çaysız bıraktılar ya. Sürekli beni çalıştırıyor. Karın tokluğuna çalıştırıyorlar. Abi kaza yaptım da geldim ya. Kaza yaptım da geldim yalnız ha. Yaptım geldim. Geçmiş olsun, hayırdır. Geri gelirken vurdum. Bir şey yok sende. İyi, motorda? Motorda. Sen çalışmıyor musun? Hadi bunlar çalışmıyor. Moladayım. Çıktı geldim. Moladan Namak'tan sırf çıktı geldim. He, sen nerede çalışıyorsun? Namak. Sen Morada zahmet etmeseydin ben gelir çayını içerdim. Gelir. Uğrarım. Ne lastiği? Anlas kışlık arka lastik. Aktivese. Anlas. Kışlık Aktivese indirim istiyor kurye arkadaşlar. Kuryeler özel bir çalışma yapalım mı, indirim çalışması? Lastik o, ha lastik yok. Zaten aynı şey gibi, motosiklet gibi sınırlı sayıda gelince başka şeyler de yapabilirmişiz. Bu hanımefendi Ankara kadın motosikletti Türkiye. Ay, çok özür diliyorum ya gerçekten. O zaman sen söyle. Türkiye Kadın Kuryeler Derneği kurucu başkanıyım. Evet. İnşallah yurt dışını da açıracağız. Avrupa kadın kuryeleri olacak. Ben sana bir tane bandana hediye edeyim madem gelmişsin. Teşekkür ederim. Herkese de etmiyorum bak, sadece sana özel, tamam mı? Kaskıma da kola çay yazın. Nerede sıkı? Yok mu senin kaskında? O zaman iki tane vereyim, bir tane de motoruna yapıştır. Abi ben sana da hediye etmek istiyorum. Ozan görmesin. Görsün. Ama bu kardeşimiz... Çok uzaktan bütün etkinliklere bisikletle geliyor. Yorulmadan, erinmeden hediyem olsun. Ha sen beni bekliyorsun. Nasıl alırsınız ya? Ben satacaktım. Gelmedin, gel dedin. Tamam gel, ben siz geliyorsunuz diye. Tamam hadi git. Müşteriye müşteri, tamam hadi git, aldıysan git. Tamam, tamam yardımcı olayım hadi. Nasıl ödemeye gitti lan? Çağırıyor mu? Gelsin. Yok canım, gitmiş artık. İndirim yaptınız mı? Bunlar VIP. Tamam ama şey, bu hanımefendi VIP. Buna iyi indirim yapsaydım. Yaptım. Bandana hediye ettin mi? Evet. Anahtarlık hediye ettin mi? Ben sadece kasaya baktım. Başka ne hediye edelim? Gel.
Bebeler ne yapıyorsunuz? İyi, senin için geldik. İyi, hoş geldiniz. Hediyem olsun. Çok mutluyum. Birine mi verdiniz? Bu şey abi. Ben sana sürekli bandana mı hediye? Yala geri. Bak. Görüyorsun değil mi? Aha, mesaj geldi. Birini çekiyor. Bunların büyüklerini niye bastırmıyorsun sen ya? Var da işte, bitti. Şöyle büyüğü var, kocaman var. Takip etti fenomeni fırçalayan takipçi. Altı üstü videolarımı izliyor. Böyle bir tripler. Yok fotoğraf çekinelim, yok bana bandana ver, sticker ver. Sen ne yaptın? Çekinelim. Ya sen ne yaptın? Görüşemiyoruz. Geçen buluşmaya gelemedim. Bu sefer geceden çıktım, geldim. Ama bu tam buluşma sayılmaz işte bu. İşte ne yapalım. Hayırlı olsun tekrardan. Görüşürüz. Görüşürüz abicim. Kendinize iyi bakın. Çekinelim abi. Sen çay içtin mi? İçtim içtim abi. Bir daha içer misin? Söyleyeyim. Bir çay daha söyleyeyim. Sorun değil. Önce bir çekinelim. Bir çekebilir misiniz rica etsin? O işlere arkadaş bakıyor herhalde. Sen ne için gelmiştin buraya esas? Sticker. Sticker verelim. Bisikletin var mı senin? Motora bir bisiklete şöyle 3 tane vereyim, olur mu? Bunu da böyle taktıkça beni hatırla. Üstünde Kolaçan yazıyor. Çok memnun oldum. Kendine iyi bak, olur mu? Yine görüşelim ama. Görüşürüz. Bir şey soracağım ben. Sor abim. Sen hiç Tuzluçer'den geçtin mi bu ay? Ben Tuzluçer'de oturuyorum oğlum. Biliyorum, biliyorum. Nereden biliyorsun? Rabidin Paşa'nın orada oturuyorsun ha. Geçtim, oralardan hep geçiyorum. Çalışmaya devam ediyoruz. Biraz çalışalım, gel. Ya da yemek mi yesek daha? Oğlum bir daha hiç yemek yemedim. Beni çok çalıştırıyor bunlar ya. Çay da vermez abi. Çay içtik, çay içtik. Yemek mi yesek? Kendime yemek molası mı versen? Patron benim oğlum. Çok memnun oldum ben sizinle tanıştığımızda. Tekrar görüşeceğiz, tamam mı? Tamam. Kendinize iyi bakın. Dikkatli gidin, sağdan sürün. Ben öyle yapıyoruz, kaldım. Tamam, hadi bakalım. Biz yemek yiyemeyeceğiz. Pasta masta mı yesek şuradan? Bitti mi yemek? Oğlum beraber ne yiyiniyoruz? Buraya kim bakacak? Ama ben daha yemek yemedim. Tamam sen... Bak geldi. Sen şununla idare et. Aynı anda iki personel inmez. Ben senden kıdemliyim. Sen çıraksın, ben ustayım. Tamam, ben usta. Yiyeceğim, ondan sonra sen ineceksin. Aynı anda inersek müşterilere kim bakacak? Haklısın. Haklıyım tabi. Hepsini boş ver, ben sana şunu söyleyeyim. Bunu alabilecek bütçeye sahip misin? Zorlarsam alırım der misin? Zorlarsam alırım. O zaman onda al. Onda da zorluyorum, onda da zorluyorum. En fazla 2 ay zorlanırsın ödeme yaparken. Sonra dersin ki 2 ay sonra zaten bu 12-13 bin olur. İyi ki almışım diyeceksin ya. Ya önümüz kış da motoru da aidiyeti almadan aldım işte. En güzelini yapmışsın. Kullanmadım daha, 2 kere çalıştırdım ama. Bir de şöyle olur, seneye onu satarsın başka motor alırsın ama bunu takmaya devam edersin. Evet. He, Venom güzel, bak bu Venom da güzel. Bildiğin deri kokusu, dananın kokusu alabiliyorsun. Yok abi, fiyatı da bak bunun makul, buna zam hiç zam gelmedi. Nasıl dana ya, bu nerenin danası, 1000 liraya dana mı kaldı ya? Etiketleri değiştirmedik kardeşim, eğer oluyorsa çok güzel. Ben bak bir, ben bir malı görünce anlarım. Müşteriyi görünce daha çok anlarım. Ah, hayırlı olsun. Öyle mi diyorsun? Giy bu. Giy, içine silmesi bunu alacaksın. Bileksiz olan da var. Bak, ama bilekli da var. Alman daha mantıklı. Nasıl oldu? Güzelmiş o da. Kask kamerasına uygun kask yok memlekette artık. Şimdiki kasklar hep bak şöyle çıkıyor. Evet, fark ettim. Maalesef. Ama onu keşke kaskını buraya getirseydin ya. Sen direkt kaskı getir de gösterelim arkadaşlara. Şöyle bir şey senin işini görür. Herkes bundan kullanıyor şu an. 200-250'ye kadar sarsıntı görmedim. Tek problemi sen 250'yi nerede yaptın mı? 250 yapan adamın arkasında neyi biniyorsun sen? Otobandı. Otobandı. Tek dezavantajı şöyle tam oturmuyor. Abi maksimum yalan yok. En fazla dedin 5 falandır. 5 tamam, 7 ya da çıkarsın bunu. Gene de öyle olur. Aynen. Aynen. Öyle oluyor. Ya bu biraz hoşuma gitti. Aksisten sıkıldım ya. Batıyor biraz sanki böyle. Sakallar falan batıyor gibi hissediyorum. Sakalını kes oğlum. Sakalınla alakalı. Kasla alakalı bir şey değil. Buraya yiyeyim ya abi. Sıkılıyor bir yerden sonra. Hmm. İngilenemedik ama uzun yoldan geldim. Aynen. Mahcup olduk. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben sen Eskişehir'e. Aynen. Allah izin verirse. Abi sen Eskişehir'den gelmiş. Sabah geldi, bir çay içti gitti. Ya siz şuradan gelmeye yereniyorsunuz. Bak insanlar nereden geliyor? Sivas'tan geldik ya. Sivas. Hala o çocuk nereye gitti la? Trabzon'dan geleni göremedik ya. Uzun göremedik. Bu ne oğlum? Bu ne la? Bunu ben bölerek arkadaşlardan aldım. Beğenmedin abi. Güzel o. Çok soran var biliyor musun? Çok güzel ya. Vallahi çok soran. Sen kesmişsin. Kesin. Tek yapıştıranlar var ya. Onlar çirkin duruyor. Standart ya. O hoşuma gidiyor. O çirkin duruyor. Bu. Şimdi göz, baktıkça göz alışıyor bak ha. Bir de döşemeleri bunu ne kadar hızlı yapar baksana abi. Huri adamsın sen. Sürekli tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar. Sürekli koy kaldır, koy kaldır. Sen en iyisini de alsan normal kullanıcı gibi olmaz. Çabuk yıpranır. Şunların ne olduğunu biliyor musun? Şey, kazanında patlatıyor. Kazanında şunlardan
şunu ayrı ayırıyorlar. Bunlar kafada kalıyor. Tabii bunu böyle kullanacak vatandaşı bulmak mesele. Bir yemek yiyelim de sonra devam ederiz. Bir de paspas mı yapacağım? Meşrubat döktü. Tarihçiler hep meşrubat döktü. Valla döktü buraya. Takipçilerim yaptıysa temizlerim. Arkadaş satış için çağırıyorlar. Paspas yap, rafları düzenle, müşteriyle ilgilen. Aynı anda 5 kişiyle ilgilenebiliyorum ha. Ben bugün onu fark ettim. Arkadaşlar gelin siz benimle. Seni en öne kim attı? Ben kendim geldim. Tamam o zaman. Şu sana. Gel gel. Yine yıkıldı bak yani bana. Sen şuraları bir toparla. Sen de şu kasların yönlerini bir ayarla. Akşama kadar ben çalıştım, siz yattınız, sıra sizde. Sen de gel gel, gülme gel. Ana sana bir şey kalmamış. Sen niye boş duruyorsun? Ben sana yardım ettim. Hayır, sen eldivenleri düzenle, arkadaş da sana yardım etsin. Abi o kadar video çektim, bir şey unuttum. Ben söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenin. Abimize destek verin, unutmayın. Şöyle açığa çıkalım, ben videoyu bitireyim. Artık arkadaşlar arkada çalışırken. Ya da bitirmese mi? Bitirince çalışmayı bırakabilirsiniz ya. Bütün gün Yeni Ankara Motor'da gelen takipçilerimize, izleyenlerimizle sohbet ettik. Sen niye bir gelip beni izliyorsun sürekli ya? Bitti mi lan iş? Benim görevim oradaydı. Ben oradaki görevimi bitirdim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni Ankara Motor'da akşama kadar takipçilerimizle, misafirlerimizle ilgilendik. Ekipman alacak arkadaşlara uygun ekipmanları seçmeleri konusunda yardımcı olduk. Oğlum gitsene lan. Git lan. Arkadaş Yeni Ankara Motor'da 4 tane mi video çektim ben burada. 4-5 tane. Hepsinde kamerada, hepsinde kadrajda ya. Eski videoları izleyenler belki fark etmişlerdir. Bu tür etkinliklerimiz, organizasyonlarımız devam edecek. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tür etkinliklerden haberdar olmak ve faydalanmak istiyorsanız Instagram hesabıma bekliyorum. Herkese iyi seyirler. Herkese iyi seyirler. Bitti zaten. Herkese iyi geceler. Arka taraftan sufle veriyorum. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Oğlum bak. Gel la buraya, gel gel. Ya sen gel. Sen şu oraya bak, adam tertemiz yapmış cincik gibi, sen de şuray. Hatta dur bir dakika. Ama ya. Daha yeni sildiydim var ya. Nereyi lan? Orayı. Bir daha silsin. Abi şey yapalım mı? Ne yapalım mı? Ben burayı buradan böyle çekeyim, tam orada siyah ekran gelsin bitsin. Tamam hadi. Ne yapacaksın şimdi? Ben bunu buradan böyle çektiğim saniye siyah ekran gelsin. Kamera nerede duracak? Orada duracak. Ben buradan bunu böyle çektiğim saniye burada bittiğinde siyah ekran gelecek. Senin kapanış sonu gelecek. Kapanışta ben olayım diyorsun. Yani kamerada göründüğün yetmedi. Kapanışta da ben olayım. Ay görünmedim ki ama bugün hiç. Tamam bir yap bakayım. Biraz daha sıkayım. Orayı çek. Kapanış bitecek. Şimdi bu böyle çekince karanlık olacak. Ama yapmazsan olmaz ki. Ben sen yap bakayım. Yapacağım. O zaman yapınca alkış istiyorum hepinizden. Hadi. Ama çok yavaş yaptın, olmaz ki. Biraz hızlı yapalım. Şöyle getir, şöyle. Gerçekten. Şu an siyah ekran var, görmüyorlar. Siyah ekran gelsin dedin ya. Ama ben orayı tam buradayken gelecek. Tam oradayken siyah ekran geldi. Tamam. Şu an siyah ekranda sadece sesimizi duyuyorlar mesela. Ha, tamam, sıkıntı yok. Olur mu bu? Olur. Olmazsa baştan videoyu sabahtan tekrar çekelim. Tamam ya, kapatalım hadi. Yorulduk. Vallahi yoruldum ya. Hadi gidelim ya. Kaçıncı gidelim de işim bu ya? Ben buraya yeni geldim. Kask alacağım ama ne alabilirim efendim? Ne hemen. Çok teşekkür ederim. Mağazamızın en kaliteli kaskı. Allah Allah. Gerçekten. Gerçekten. Bu sene 2022 evet. Yılında Uluslararası Tasarım Ödülü aldı kendisi. Avrupa Birliği onaylı mıdır efendim? Dünya genelinde tasarım ödülü aldı. Evet. Peki bu kaskımız karbon fiber midir efendim? Karbon fiber değil. Farbon kiber. Hadi bak. Gördün mü? Kaliteli. Gerçekten hani biz bundan kaza yapsak hiçbir şey olmaz değil mi? Bak bak. Kaliteli olduğunu buradan anlarsın. He. Bu tınıyı hepsini bak bak. Bu ses çıkmıyor efendim. Hiç çıkmıyor. Bak. Kesinlikle. Gördün mü? Ben bunu çok beğendim. Bu. Mesela bunlar da 3 kere vurdun. 3.'ye doğru ses bile değişir. Bunda hep aynı ses çıkar. Oo, gerçekten çok bu, iyi. Evet. Bunu alana yanında at hediye ediyoruz zaten. At hediyeli. Gerçekten. Tabii at hediyeli. Nerede benim at var? Motovlog kanalıma hoş geldiniz.